Bugün tekrar onun üstüne dururuz. Buyurunuz efendim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Suriye ve Mısır'a ilişkin AKP iktidarının politika değişiklikleri çok, yani doğru bir politika değişikliği, doğru çizgiye geliyorlar ama şimdi peki yani bu millete bu kötülüğü niye yaptınız diye bir soru sormak lazım. Niye yaptınız bu millete bu kötülüğü? Yani bir ağayla marabaka arasındaki bir hikaye vardır. Bir ata inme binme hikayesi. Şimdi siz kendi bakın, Ukrayna'dan gelirken uçakta yandaş gazeteciler, ki onlar var sadece. Yani Allah kimseyi düşürmesin o uçağa. Yani o heyetin içine. O ileride çünkü birer şey olacak, yani bir utanç belgesi olacak. Akreditasyon uyguluyorsunuz diye ortalığı velveleye verdiler. İktidardan önce işte yok, genelkurmaydaki basın davetleri, basın toplantılarına çağrılmıyorsunuz, akitler vesaire, o Yeni Şafak gazetesi, yandaş, o dönemdeki siyasal İslamcı gazeteler bugün gıklarını çıkartmıyorlar. Yani orada bir tane bağımsız medya mensubu yok ama Allah'tan yok, yani çağrılsak diyeceğiz, o son derece açık, ama siz çağrıyı yapın, en azından çağırıp gelmediler dersiniz. Şimdi onlar, o gazeteciler soruyorlar, böyle çanak sorular hazırlıyorlar, yani kamuoyunu hazırlayacaklar ya, işte Suriye ile işte ilişkiler ne olacak? Suriye'de Esad yenilmedi, işte muhalefet yanlısı gazeteler televizyonlar Esad'ı yenemedi, şimdi anlaşmaya çalışıyor diyorlar, ne diyorsunuz diye böyle acayip tuhaf bir soru soruyorlar. O da cevap veriyor, bizim Esad'ı yenmek gibi bir derdimiz yoktur. Hadi ya. Yani milleti enayi yerine koymanın bir anlamı yok. Emevi Camii'nde namaz kılmaya giderken Esad'ın rejimi altında mı gidecektir? Nasıl öyle bir derdin yoktu? Bal gibi de orada yenilgiye uğradı. Ağır bir yenilgiye uğradı AKP dış politikası. Orada mezhepçi, siyasal İslamcı bir rejim kurmaya çalıştılar. Tıpkı Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Bahreyn'de olduğu gibi mezhepçi bir kabile devleti kurmaya kalktılar. Olmadı. Olmadı. Yani İslam'ın devam eden orta çağına Suriye'yi iade etmeye çalıştılar, olmadı. Sorun bu. Bu ağır yenilgiye uğradıktan sonra o bataklıktan çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü Rusya bir yandan sıkıştırıyor, İran bir yandan sıkıştırıyor. Diğer taraftan Amerikan işgali altında bir Suriye toprağı var. Orada bir İsrail yanlısı Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Yani nereden baksanız, ya PYD iç savaştan önce Suriye'de bir dernek. Bir dernek ya. Bir dernek statüsünde ve Suriye Anayasası'nda zaten Kürtlere belli bir özellik tanınıyor. Suriye çok ciddi, Esad yönetimi çok esaslı bir saflanç hamlesi yaptı. Kürtleri silahlandırdı, geri çekildi ve bakın burada IŞİD ve diğer siyasal İslam bir saldırıyla karşılaşacağını anladı. Bir geriye çekilerek bir saflanç hamlesi yaptı. Sonra iyi bir savaş stratejisiyle, çünkü sağlam bir temeli vardı. İnsanlar orada kendi yurtlarını savundular. Orta çağa attığı bir cihatçı katiller sürüsünün saldırısıyla karşı karşıya kaldılar ve bu sürüyü AKP iktidarı destekledi. Şimdi bu saldırı yenildiğe uğradıktan sonra, ya bizim Esad'ı yenmek gibi bir derdimiz yoktu, yenmek yenilmek gibi bir derdimiz yoktu. Muhalefetle rejimi anlaştırmaya çalışıyoruz. Her zaman barışa hazır olmak lazım. Siyasette düşmanlık olmaz. Ya böyle diyorsunuz, siyasette düşmanlık olmaz ha. Peki bu düşmanlığı niye körüklediniz? Niye orada Alevi azınlık yönetimi var diye ırkçı, mezhepçi bir söylemi geliştirdiniz? Niye Türkiye'den, dünyanın birçok ülkesinden gelmiş ruh hastası, cihatçı katilleri o ülkeye aktardınız? Niye onları silahlandırdınız, donattınız? Bu iddialar son derece açık bir şekilde ifade edildi. Olay şudur değerli seyirciler, hocam siz de gayet biliyorsunuz, orada açık bir yenilgi var, bir fiyasko ve büyük bir siyasal iflas var ve buradan çıkmaya çalışıyorlar. Görebiliyor musunuz? Resmi rakam, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla açıkladığı sayı, doğru ifadeyle sayı 4 milyon. Demek ki bizim tahminlerimizi aşan bir Suriyeli nüfus var burada. 6 milyon diyebilirsiniz buna. 1 milyon yakın Afgan ve diğer mültecileri de sayarsanız. Siz 8 milyon mülteciyi doldurdunuz. 100 milyar dolardan fazla kaynağı bu
mülteci nüfusuna aktardınız ve Türkiye'de derin bir işsizlik, derin bir sosyal adaletsizlik, derin bir yoksulluk yarattınız. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde, büyük kentlerde, Bursa'da, Eskişehir'de, Adana'da, Mersin'de ya kira, ya bir yeniden bir ev kiralamak bile büyük bir dert. Kiralar 2'ye 3'e katlanmış. İnsanların ücretlerini bir ara, bakın Türkiye tarihinde hiç olmadık biçimde 6. ayda asgari ücreti güncellemek zorunda kaldınız. Ona rağmen yine asgari ücret erimeye başladı. Şimdi bütün bunlardan sonra Suriye ile barış imkanından söz ediyorsunuz. Evet, gelinen nokta olumlu ama peki 2 milyona yakın insan niye öldü o Suriye'de? Bakın, Suriye İç Savaşı'nın en büyük sorumlularından biri AKP'nin mezhepçi politikasıdır. Eğer AKP emperyalistlerin, Amerika'nın ve Batı'nın bu siyasetine destek vermemiş olsaydı bu savaş başlamazdı. Bundan emin olabilirsiniz. Bu savaş başlamazdı. Durduğu yerde Suriye'nin iç işlerine müdahale edip orada bir nüfuz alanı oluşturmaya çalışacaksınız. Bu ülkenin evlatları kendilerine ait olmayan bir savaşta hayatlarını kaybetmeye devam edecek. Siz terörle mücadele palavrasını atacaksınız. Terörle mücadele etmek için oraya gitmişler. Bunu söyleyeceksiniz. Oysa APO'yu çıkartmış, işte kendi ülkesinde belli bir istikrar sağlamış Türkiye. Bakın, Suriye sınırlarından geçerek Türkiye'de eylem yapan kimse yoktu. Irak'tan vardı. Irak'tan vardı. Çünkü Saddam devrildikten sonra Irak'ta bir yönetim boşluğu oluştu ve bu boşluğu büyük ölçüde oradaki örgütler değerlendirdi. Oradaki Kürt siyasal örgütü, terör örgütleri vesaire değerlendirdi. Şimdi diğer taraftan Mısır'la da anlaşacakmışız değil mi? Niye bu can bu bedendeyken bir daha onlarla bizim anlaşmamız mümkün değil dediniz? Mısır kadim ve büyük bir uygarlık. Çok derin bir kültüre ve bir tarihe sahip. Ve orada sizin kışkırtmanızla, AKP'nin kışkırtmasıyla Mursi seçimlere gitmedi. Bakın, Mısır Anayasası'na göre seçmenlerin 1/3'ünün imza toplaması halinde seçime gitmesi gerekirken hayır, seçime gitme, Genelkurmay Başkanı'nın altı yönetimi ilan et diyenler AKP'liler, bunu herkes biliyor Orta Doğu'da. Bizim Orta Doğu'da çok ciddi haber kaynaklarımız var. Orta Doğu'yu yakından izlemeye çalışıyoruz. Hüsnü Mahalli gibi dostlarımız var. Ömer Ödemiş var. Musa Özuğurlu var. O bölgelerde doğrudan o ülkelerde yaşayan kaynaklarımız var. Orta Doğu'yu en yakından izleyen medya kuruluşlarından biri Televir'dir. Dünyanın hiçbir ülkesi Mısır'daki gelişmeyi darbe diye nitelemezken tek darbe diye nitelendiren Erdoğan olduk. Bugün çark etmeye başladık. Efendim neymiş? Şu anda alt düzeyde görüşmeler olacakmış. Alt düzeyde görüşme neymiş hocam, biliyor musunuz? Bakanlar düzeyindeki görüşmeyi alt düzey diyor. Bakanlar tabii, layık oldukları için gelmiyorlar ki, oraya getiriliyorlar. Öyle dedi ya. Tabii. Bakanları memur olarak görüyor. Bakın, bunun alt düzey olmaz. Bakın, diplomaside alt düzey kavramı, hiyerarşide, makamda, siyasi sorumluluk mevkiinde olmayanlar demek. Evet. Neyi öğrenmiş olduk? Biz bakanlar alt düzey yöneticiler. Evet. Hiç kimse afra tafra yapmasın. Hiçbir bakan. Başta Sayın Süleyman Soylu olmak üzere hiç afra tafra yapmaya, efelenmeye gerek yok. Alayınız alt düzey yöneticisiniz. Bir tane üst düzey yönetici var, altı boş. Ondan sonra ortası boş yani. Ortada bir şey yok. Bir de alt düzey yöneticiler var. Bu alt düzey yöneticiler bakanlardan başlıyor. Ben öyle anladım. Evet, öyle herhalde. Bu bir dil suçmesi midir? Bir dil suçmesi midir? Zannetmiyorum. Yok, hayır. Bir suçmesi olduğunu. Hayır. Ama alt düzey görüşmeler bakanlardan yapılır dedi. Biz neyi öğrendik? Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ya da Dışişleri Bakanlıkları arasında bir görüşme yapıldığını anladık. Mısır'la da yakın yapacaklar. Çünkü Doğu Akdeniz'deki şeylerini, haklarını kaybetmek üzere Türkiye. Doğu Akdeniz'deki haklarını kaybedecek. Bu büyük bir dış politika yenilgisidir. Türkiye zaten var olan Orta Doğu'da ve İslam dünyasında Doğu'da var olan etkisini, nüfuzunu, prestijini, önderlik yapma kapasitesini AKP iktidarı nedeniyle yitirdi. AKP Türkiye'yi kıytırık bir Orta Doğu emirliğine çeviriyor şu anda. Yani oraya da geleceğiz yani, şu kur korumalı mevzuat, faiz indirimi vesaire. Bugün
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çok net bir şey söyledi. Şimdi Merkez Bankası neymiş? Recep Tayyip ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen emir nedeniyleymiş. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında yaptığımız iş yanlış. Yani iktisat bilimine uygun değil. Ama Recep Tayyip Erdoğan emir verdiği için düşürdük dedi faizleri, değil mi? Evet. Çok önemli bir şey söyledi Kılıçdaroğlu. Çok doğru bir şey söyledi. Bu daha vahim bir hatadır. Bundan kurtulamayacaksınız dedi. Siz bağımsız kurulsunuz. Bağımsız bir kuruluşsunuz. Emir verildi. Biz emri uyguladık diye sıyıramayacaksınız. Siz dedi suç işliyorsunuz. Son derece doğru. Suç işliyorlar ve bunun hesabını verecekler. Ben AKP'nin fiilen iktidarı kaybetmeye başladığını, inisiyatifin muhalefete geçtiğini değerlendiriyorum. Kılıçdaroğlu'nun son iki gündür yaptığı iki çıkış da bunu gösteriyor. Hem Yüksek Seçim Kurulu konusunda hem Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi konusunda. Evet. Ve faiz indiriminin nasıl büyük bir sahtekarlık olduğunu biz anlamış olduk. Merkez Bankası'ndan kredi alan bankaların faizi düşürüldü. Vatandaşın aldığı kredinin, firmaların aldığı, yatırımcıların aldığı, sanayicilerin aldığı kredinin faizi falan düşürülmedi. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, önce şu dış politikadaki viraja bir bakalım. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet Ali Güller. Mehmet Ali Güller bu ekranda da sizlerin, burayı seyredenlerin. Tele 1 yorumcusu. Evet, çok iyi tanıdık.